Merhaba arkadaşlar. Bugün size çemberde uzunlukla ilgili bir 20 civarı güzel soru hazırladım. Bu videomuzda bu soruları paylaşacağız. Şimdi yukarıdaki şekilde dikdörtgen ve FC'de kareymiş. Şimdi kare ise ben bunların her birine A birim diyebilirim. O zaman dikdörtgenimizin kısa kenarının A artı 5 olduğunu söyledik. Bu durumda A'lı uzunluğun da A artı 5 olduğunu söyleyeceğiz. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Bu durumda 12 artı A'nın aslında A artı 5 artı X'e eşit olduğunu söyleyeceğiz. Buradan A'lar gitti. X'in değerinin 7 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci örneğimizde AB yayı 90, CD yayı 120 verilmiş. Bakın şöyle gösterelim. 90 derece ve 120 derece. Bizden bu kirişlerin oranını istiyor. Şimdi çemberin merkezini belirliyorum. Merkezden B ve A noktalarını yarıçapları çekiyorum. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitse burası 90'dır. RR bu durumda buranın R kökü olduğunu gördük. Aynı yorumu CD için yapacağım. OC'yi ve OD'yi çekiyorum. Bunlar da RR'dir. Bu durumda CD'nin R kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şey pardon, R kök 3 olduğunu söyleriz. Neden? Burası merkez açı 120 derecedir. Karşımıza 120 30 30 üçgeni çıkacaktır. Peki AB uzunluğu R kök 2. CD uzunluğu R kök 3'tü. R'ler sadeleşti. Kök 2 bölü kök 3 çıktı cevap. Bunu da kök 3'le genişletirsem kök 6 bölü 3 aradığımız cevaptır. Bir diğer sorumuzda çeyrek çember verilmiş. Yarıçapı dikkat edin 16 birim. Şimdi ben bu küçük çemberin merkezini belirliyorum. Ve merkezden TT yarıçapı indiriyorum. Küçük çemberin yarıçapının 6 olduğunu görüyoruz. Bu durumda bu üçgenin oluşturduğum dik üçgenin 6, 8, 10 üçgenin olduğunu söyleyebileceğim. Peki büyük çemberin yarıçapı 16 ise şurasının da 16 olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda X'e 8 birimlik bir uzunluk kalacaktır. Diğer sorumuzda bir koordinat düzlemine taşınmış bu kez. Bir koordinat düzlemi gibi daha doğrusu çizilmiş. AB uzunluğu 8 ve 1 verilmiş. Şimdi merkezden kirişime dikme indirdim. Bunlar 4'er birimdir. Merkezden TT'de dikme indirdim. Dikkat edin. 4 artı 1 o halde buranın 5 olduğunu gördüm. Yani yarı çapımızın 5 olduğunu gördük. Bu durumda buraya 3, 4, 5 üçgeni karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? OC mesafesini istiyordu. Dikkat edin. 3, 5 bir Pisagor teoremi uygulayacağım. X'in karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi. Yani X buradan kök 34 birim Edirne'ye çıkacaktır. Şimdi ABD dikdörtgen F noktası diyor adet çember üzerinde bir noktaymış. Yani noktanın neresi olduğunu bilmiyoruz. FB ne yapacağı en küçük değeri istiyorum. Şimdi bizim yapacağımız iş şu arkadaşlar. Hemen merkezi B'ye birleştirmek. Merkezi B'ye birleştirdiğimizde şöyle bir yorum yapabileceğiz artık. Yarıçapımızın 5 olduğunu biliyoruz. Çünkü 10 birimdi. Peki buranın 12 olduğunu biliyoruz. Yarıçap 5'ti. Benden şu x mesafesini istiyor. Dikkat edin. Karşımıza 5, 12, 13 üçgeni çıktı. X artı 5 eğer 13 ise x'in bu durumda 8 olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuzda AD uzunluğu 12, DC uzunluğu 4. Benden AB çapını istiyor. AB çaplı çember çünkü. Şimdi CB'yi birleştiriyorum arkadaşlar. Çapı gören çevre açı 90'dı. Dikkat edin. 9, 12, 15 üçgeni. Thales'e göre, temel benzerlik teoremine göre 12 4'ün 3 katı. O zaman 15'te 5'in 3 katı olmalıdır. AB çapımın 20 olduğunu söyleyebilirim. Gelelim bir diğer örneğe. Şimdi çeyrek çember 8'e 9, yarı çapın 17 olduğunu görüyoruz. Hemen ben şunu yapmak istiyorum. Bu 17 ise eğer burada karşımıza 8, 15, 17 üçgeni çıkıyor. Sonra ardından şu işi yapalım. D'den bir dikme indiriyorum. Şimdi burası 8 değil miydi? Karşıma bu kez 6, 8, 10 üçgeni çıktı. Şimdi burada bir oluşan bir dikdörtgen var arkadaşlar. 15 ise 15. O zaman buraya 9 birim kaldı. Peki yarıçapın 17 olduğunu biliyoruz biz. 9 buradaysa
6 buradaysa şuraya 2 birim kaldı. X uzunluğunun da 8 olduğunu söyleyebiliriz. Peki bir diğer örnek. BC uzunluğu 10'muş. O 1, o 2 mesafesi 15'miş. Benden AB istiyor. Merkezden kirişe dikmeyi indirdim. Bunu 5, 5 ayırdı. Merkezden kirişe dikmeyi indirdim. Bu kez X, X ayırsın. Dikkat edin. X artı 5'in 15 olduğunu gördük. Yani X 10'dur. AB uzunluğu bu durumda 2X'ti. Bu durumda cevabımız 20 çıkacaktır. Bir diğer örneğimiz. AB teğeti, ortak teğeti 17 verilmiş. EFK üçgeninin çevresini istiyor. Şimdi 17 ise eğer arkadaşlar ben şöyle diyeyim. Buraya X diyeyim, buraya Y diyeyim. Yani X artı Y'nin 17 olduğunu hesaplayalım. Peki bir çemberin ortak dış teğetleri eşitti. O halde bu da eşittir. Yani bir E noktasından iki tane teğet çekersek bunlar eşittir. O zaman E'nin de Y olduğunu söyleriz. Peki şu uzunluklara A birim, şuna da B birim diyeyim. Ortak teğet oldukları için arkadaşlar. Tamam. O zaman AB 17 ise C'den de 17 olduğunu söyleriz. Çünkü bir çember, iki çembere aynı anda teğet olan ortak dış teğetler birbirine eşittir. O zaman buraya 17 eksi A eksi B kaldı. Peki çevre istiyor benden. Çevre 17 eksi A eksi B var. Sonra A artı B var. Ardından X artı Y var. Dikkat edin AB'lerin gittiğini göreceğiz. X artı Y 17 idi. 17 burada var. O halde bu üçgenin çevresinin 34 olduğunu söyleyebiliriz. Peki çemberin merkezinden arkadaşlar merkez belirlenmiş ve kirişi belirlenmiş. Merkezden kirişe dikmemizi indiriyoruz. 40 birimi 20 20 ayıracaktır. O zaman buraya 8 kaldı. Dikkat edin şu minik üçgen 8 15 17 üçgenidir. Benden yarıçap istiyor. Ordu Adana'yı birleştirirsem bu yarıçaptır. 15 20 25 üçgeninden başka bir üçgen değildir. Peki yine AB çaplı bir yarı çember. AD'nin DB oranı verilmiş. N'e 4N diyelim. Şimdi çemberin yarı çapı kaçtır diyor. CD uzunluğu 4'tü. Şimdi AC'yi ve CB'yi birleştiriyorum. Çapı gören çevre açı 90'dı. Öklit H kare PK. 4'ün karesi 4N çarpı N'dir. 4'lerin birini sadeleştirdim. 4 eşittir N kare oldu. Yani N eşittir 2. Peki çapımız bizim 5N'di. 5N nedir? 10. Yarı çapını istiyor. O durum, bu durumda arkadaşlar cevabımız 10 merkezi çemberde AP P noktasında T etmiş. Şimdi yarı çap 3 olduğu verilmiş bize. Hemen OP'yi çekiyorum. Merkezden TT dikecektim. 3. Karşıma 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Dikkat edin OC de yarı çap 3'tü. Şunun tamamının 5 olduğunu söylersek X'in 2 olduğunu hemen yapıştırabiliriz. Şimdi bir diğer soruda 2 tane yarım çember verilmiş. Birbirine T etmiş. Hemen merkezlerden teğetlere dikme indiriyorum. Şurası 6 birim. Şurası 1 birim. Hemen temel benzerlik teoremini kullanalım. X artı birim. X artı 8 oranı. Eşittir. 1'in 6 oranıdır. İçler içe çarpım yaptım. 6x artı 6 eşittir. Şöyle yani. X artı 8. Buradan 5x eşittir 2. X'in değerinin 2 bölü 5 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Bir diğer soruda D doğrusu O2 merkezi çembere A noktasında teğettir. O1 ve O2 merkezi çemberler ise E noktasına birbirine teğet olarak verilmiş. O1C yani şu yatay durumlu olan çemberin yarıçapı 1'miş. Dikey durumlu çemberin yarıçapı da 12'ymiş. Benden AD uzunluğunu istiyor. Şurayı. Şimdi bakın çemberlerin merkezleri doğrusaldır ve teğet DM noktasından geçer. O halde 12'dir, 1'dir. Şu üçgene dikkatli bakarsanız karşınıza 5, 12, 13 üçgeni çıkar. X artı 1, 5 ise X'in 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diğer sorumuzda bir CT teğet doğrusu verilmiş. 2, 3, 4 birimlik uzunluklar verilmiş. ATC üçgeninin çevresini istiyor. Yani büyük üçgenin çevresi. Bu klasik bir benzerlik sorusu aslında arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bu açıya alfa dersem alfayı gören yay 2 alfadır. O halde 2 alfayı gören teğet kiriş açında alfa olduğunu söyleriz. Artık bu açıya beta dedim. Şu açıda şöyle olsun, teta olsun. Alfa artı teta dış açı oldu. Şurası da alfa artı teta oldu. Dikkat edin. Kalemimizin rengini değiştirelim.
şu küçük üçgenle en büyük üçgenin benzerliğinden bahsedebilirim. Bunu şöyle yazalım. BTC üçgeni ile TAC üçgeni benzerdir diyebiliriz. Şimdi benzerliği kuruyorum. Alfa teta'yı 4 görüyor. Alfa teta'yı şuraya x diyeyim. X artı 2 görüyor. Eşittir. Alfa'yı 2 görüyor. Burada alfa'yı 4 görüyor. Ve son olarak beta'yı 3 görüyor. Beta'yı da şurada y demek istiyorum. Y görüyor. 1 bölü 2 benzerliği varsa şuranın 8 olması lazım. Yani x 6 çıktı. Buranın da 6 olması lazım. 1 bölü 2 olması için y de 6 çıkar. Çevre ATC'yi istiyor. Hemen çevre ATC'yi yazalım. Y artı 4 artı 2 artı x'tir. X ve y 6'şar birimdi. Bu da 6'dı. O zaman toplam 18. Yani cevabımız Adana olacaktır. Geldik diğer soruya. Birbirine daha doğrusu iki tane çember verilmiş arkadaşlar. Bunlar ayrık çemberler. Bu çemberler teğet bir AB doğrusu çekiliyor. Bu AB teğet doğrusunun uzunluğunu bizden istiyor. Hemen yapacağımız merkezden teğete dikme indirmek bir birim. Merkezden teğete yine dikme indirdim. 4 birim. Şimdi rengi değiştirelim. Şimdi bu bir dik yamuk oluştu arkadaşlar. Dikkat edin. Dik yamuk oluşmuşsa şöyle bir şey yapalım. Hemen buradan bir dikme indiriyorum. Bu durumda arkadaşlar x şuraya taşındı. Bir birim burasıydı. O zaman buraya 3 birim kaldı. Dikkat edin. Karşımıza bir Pisagor teoremi çıktı. Yani 7'nin karesi x'in karesi artı 3'ün karesidir. X'in karesinin 40 olduğunu gördük. Bu durumda x eşittir 2 kök 10 birim olacaktır. Cevabımız Diyarbakır. Diğer örneğimiz 3 tane çember verilmiş. Bunların ikisi eş çemberlermiş arkadaşlar. İçlerde teğet olan çemberler. Buna göre içteki çemberin yarıçapının o merkezli çemberin yarıçapına oranını istiyor. Şimdi hemen şu işi yapalım. Çemberlerin merkezleri doğrusaldır. Şu çemberlerin merkezlerini doğrusal olarak uzattım. Peki bu durumda ne olacak? Şu merkez bunun yarıçapına r kadar diyorum. O zaman burası da r kadardır. Çünkü 45-45 olacaktır. Simetriktir arkadaşlar. Burası da r kadar. Ve buranın da yine r olduğunu söyledim. Peki r şu mesafenin r kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda büyük çemberimin yarıçapının şimdi ne diyor bana? İçteki çember yani küçük r'nin büyük r'ye oranını istiyor. Yani r parantezinde kök 2 artı 2'ye oranını istiyor. Şunlar sadeleşti. Yani 1 bölü 2 artı kök 2 kaldı. Hemen bunu 2 eksi kök 2 ile çarpacağım. Pardon şurayı yanlış yaptık. 3 artı kök 2 artı 3 olacak. O zaman buraya 3 artı kök 2 kaldı. Hemen eşleniyor olan 3 eksi kök 2 ile çarptım. Üst taraf 3 eksi kök 2 bölü alt tarafta a kare eksi b kareden 7 olacaktır. Cevabımız Balıkesir çıkacaktır. Gelelim diğer bir örneğe. AC yayıyla CD yayın eşit olduğu verilmiş. Bakın şu yayların eşit olduğu verilmesi demek aslında bunun açıortay olduğu anlamına gelir. 90'ı 45-45 ayıracaktır. Peki karşıma 45-45 93 yeni çıktı. Buranın da 9 olduğunu söyleyebilirim. Peki şöyle bir iş yapalım artık. Ordu Bursa'yı birleştiriyorum. Bu bizim için yarı çaptır. Dikkat edin. Bu üçgen taradığım üçgene bakarsanız 9, 12, 15 üçgenidir. Demek ki bu üçgenin bu çemberin yarı çapı 15'miş. 9 artı x'in değeri 15 ise bu durumda x'in değeri 6 çıkacaktır. Gelelim bir diğer örneğe. D doğrusu bakın dikkat edin. İki çembere içten teğet. Yani biz buna içten teğet diyoruz. O1C 2 birimmiş. Yani yarıçap 2. O2D 3'müş. AB uzunluğu 2 kök 6'ymış. En kısa mesafe istiyor. Şimdi en kısa mesafeden kastım arkadaşlar iki çember arasındaki en kısa mesafe CD uzunluğudur. Peki nasıl bir iş yapalım? Bunu rengi değiştirelim hemen. Merkezden TET dikmemi indirdim. Burası da 2. Merkezden TET dikmemi indirdim. Bu da 3 birim oldu. Şimdi şöyle yapacağız. Bu şekli dikdörtgen tamamlamaya çalışacağım.
Evet. Şimdi AB uzunluğu bana zaten şöyle yapalım. 2 kök 6 verilmişti. O halde şuraya mesela T noktası dersem o bir T uzunluğu da 2 kök 6'dır. Şimdi yarıçapım 2 idi. O zaman burası da 2 oldu. Yarıçap 3'tü büyük çemberde. Şurasında 3 yazabilirim. Artık karşıma bir Pisagor teoremi çıktı arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım. O1 O2 mesafesinin karesi 2 kök 6'nın karesi artı 5'in karesidir. Buradan O1 O2 mesafesinin karesi 24 25 daha 49 çıktı. Yani merkezler arası mesafenin 7 olduğunu söyleyebiliriz. 2 3 burada 5 birim çıktı. O zaman en kısa mesafenin 2 birim olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim bir diğer örneğe. Bu örnekler arkadaşlar karenin içine bir çeyrek çember çizilmiş. Bizden karenin alanını istiyor. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burası 3 birim. Şurası 4 birim. Şu uzunluğa x birim dersem bu çemberin yarı çapının x artı 3 olduğunu söylerim. O halde buranın da x artı 3 olduğunu söyleyeceğim. Dikkat edin. Burada bir Pisagor teoremi uyguluyorum. X artı 3'ün karesi x'in karesi artı 4'ün karesine eşittir. Buradan x kare artı 6x artı 9 x kare artı 16'dır. Şunlar gitti. 6x'in değerinin 7, x'in değerinin 7 bölü 6 olduğunu söylerim. Şimdi karenin bir kenarını istiyordu. X artı 3'tür o da arkadaşlar. 7 bölü 6 artı 3'ten 18, 7 daha 25 bölü 6 birim bizim için kare.